Ay saat kaç olmuş ya? Efendim? Alo Lale merhaba. Ben geldim sayılırız. Sen hazır mısın? Evet. Tamam nereden alayım seni? Benim dükkanda işim daha bitmedi. Acaba beni burada alabilir misin? Tamam alırım. Sen bana bir konum atar mısın? Atarım onu. Tamam. Görüşürüz. Vallahi gitti. Ay. Ne oldu? Anne. Ay. Aman boş ver. Ay cana gireceğine mala gelsin kızım. Ay yavrum. Hani elini dokunma. Ellerini kesersin. Aman boş ver Allah aşkına bir şey. Sana bir şey olmasın diye çok korktum kız. Herhalde burası. Çıkıyorum anne. Çık yavrum benim hadi. Unutma. Tamam mı? Tamam anne. Yavrum canım ben sana söylüyorum ama bak bana nasihat eden hiç yoktu yavrum. Onun için. Yani ben de inan tıpkı senin gibiydim. Aynı. Ama bak hayat neler yaptı bana. O yüzden öyle olma istiyorum bir tane. Ay anneciğim ne varmış senin halinde? Yani kimseye ihtiyaç duymuyorsun. Kimseye müdahale etmiyorsun. Ya çevrendeki herkes seni çok seviyor. Çok saygı duyuyor. Ya ben sana benzemeyeceğim de kime benzeyeceğim? Gurur duyarım ben sana benzemekten. Ortada öyle mi görünüyor? Annem, annem. Annem. Ay güzelim. Ben de seninle gurur duyuyorum biliyor musun? İyi ki seni doğurmuşum bir tanem. İyi ki varsın. Ay Oscar töreni gibi oldum. Ay çok kötü oldum. Hormonlar, ay hormonlar. Ay. Yok bir yüzünü yıkayalım gel. Onur. Merhabalar. Ay ben bir film anlat kıza. Hassas işte. Ben de dışarıdaydım. Lale'yi orada bekliyordum. Gelmeyince dedim içeri gireyim bir bakayım. İyi etmişsiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok mersi. Şey ben beklettim. Kusura bakma. Yok hiç önemli değil. Çıkalım mı? Olur. Hadi canım. Hadi güzel. Hoşçakal. Dediğim hadi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok nazik. Ay çok yakışıyorlar. Ay çok yak... Nazarlara. Allah! Allah! Nazar! Ah! Yüzü olanın gözü çıksın. Nazar kesin nazan var. Lale, iyi misin? Evet. Bu o geceki araba değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun. Tam her şeyi doğru hatırlayamıyorum yani hayal meyal hatırlıyorum da. Tabii o kadar içersen olacağı. Ben alkolsüz meyve kokteyli istemiştim. Kendim bildiğim için. Kendini bildiğin için. Bildiğin halini oysa demek. Seninki de oysa demek.
Haklısın. O yüzden bence konuyu daha fazla uzatmayalım. Kesinlikle. Kesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Siz hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Siz? Güzel de iyi, sağ olun. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Alyans bakacaktık. Ben hemen göstereyim öyleyse size. Lütfen. Bak, istediğin modeli seçebilirsin, tamam mı? Yani karar senin. Ben sana bırakıyorum. Aslında gerek yok ama işte prosedür. Aynen öyle. Evet. Modellerimiz bunlar. Şey, klasik alyans. Yani taşlı falan olmasın, sade olsun lütfen. En sade bakın. Son günlerde en kullanışlı diyebileceğim müziklerimden biridir bu. Buyurun. Deneyebilirsiniz. Buyurun. Bence çok yakıştı. Tamam mı? Bu kadar mı? Evet. Tamam. Bunları istiyoruz. Tek taş bakalım mı? Ne dersiniz? Harika modellerim geldi, biliyor musunuz? Öyle mi? Tamam, hemen bakalım. Yok. Tek taşa gerek yok. Yani sadece alyans bence. Çünkü taşlı ve parlak şeyler alyansı gölgeliyor. Sen ciddi misin? Yani gerçekten bakabiliriz. Gerçekten istemiyorum. Aslında çok haklısınız hanımefendi, biliyor musunuz? Ama kadınların neredeyse hemen hemen hepsi tek taşa çok daha fazla değer veriyorlar. Ama sanırım siz sadelikten yanasınız. Evet. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Ama inanır mısınız, ilk defa bu kadar kolay karar veren bir bayanla karşılaşıyorum. Hanımefendi, sizin hayatınızı da oldukça kolaylaştıracak gibi görülüyor Onur Bey. Çok şanslısınız. Sağ olun. Ben bunları hemen paketleyeyim. Çok teşekkürler Fatih Bey, sağ olun. Rica ederim Onur Bey. Ya kusura bakma, seni de böyle apar topar buraya getirdim ama canım çok tatlı çekti. Laf olmaz yani, madem canın tatlı çekti tabii ki geleceğiz. Hem zaten çok güzel bir yermiş bu arada, manzarası falan. Bana da bu kadar iş stresinin arasında değişiklik oldu. Tatlıları da çok güzel. Yani normalde ben tatlıyı pek sevmem ama herhalde aşermek böyle bir şey anlamadım. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir sade Türk kahvesi alayım. Yanına da soda lütfen. Ben bir tane limonlu cheesecake istedim. Yok, limonlu cheesecake değil. Frambuazlı dondurma... vanilyalı dondurma ile frambuazlı dondurma yan yana birlikte olsun yani. Yok ya, o da değil. Sizin şey çikolatalı kekleriniz çok güzel. Ben onlardan alayım en iyisi. Şöyle çabuk getirseler bari. Yani çok acayip bir durum bu. Çözemiyorum. Efendim? Merhaba Lale Hanım. Onur Saygın ben. Doktorunuz. Nasılsınız Onur Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ofisimde size ait bir dosya buldum da. Sanırım annenizle geldiğiniz o ilk gün bıraktınız. İçinde başka bir hastaneden alınmış ultrason raporu var. O günün raporları.
Ben o gün size çok mahcup oldum. Çok özür dilerim Onur Bey. Mahcup olmanıza gerek yok. Rica ederim. Olanları unutun. Önemli değil. Ben hem onu söylemek için aradım hem de eğer... Bugün müsaitseniz uğrayın. Bir testimiz var. Onu yaparız. Hem de dosyanızı alırsınız. Ha, tamam olur. Ben o zaman bugün uğrarım. Peki. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir sorun mu var? Yok. Bir sorun yok. Doktor Bey'in odasında ultrason raporlarımı unutmuşum da yapılması gereken bir tahlil varmış. O yüzden aradım. Biz o ultrason raporlarını almadık mı gittiğimizde? O ultrason raporlarını aldık ama o günün raporları değil onlar. Yani ben senden önce gitmiştim, orada unutmuştum. Şöyle ben sana anlatayım. Şimdi ben aslında o gece seninle yemekte buluştuğum gece Onur Bey'le buluşacaktım. Ama sizin ikinizin adı da Onur olunca ben kendimi senin masanda buldum. Aslında buluşmam gereken kişi doktor Onur. Sonra da tabii her şey nasıl ne kadar hızlı gelişti biliyorsun. Hamile olduğumu öğrendiğimde de hesap sormak için onun yanına gittim. Karşımda doktor Onur'u görünce de şok geçirdim tabii. Tesadüfün böylesi. Yani normalde doktorun başına yakacaktın ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ama her şey koskocaman bir tesadüftü işte. Yani sana bunu anlatmaya çalıştım ama. Ya tamam. Gerçekten daha iyi anlıyorum seni, merak etme. O zaman şöyle yapıyoruz. Buradan gidiyoruz. Tabii sen pastalarını yedikten sonra. Raporları alırız. Sonra da ben seni evine bırakırım. Anlaştık mı? Şey yapma ya. İşin varsa ben giderim. İşim yok yani. Beraber gideriz. Yani sonuçta çocuğun babası benim. Tamam. Anlaştık. Tamam. Lale Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Nasıl gidiyor gebelik? Var mı bir şikayetimiz? Vallahi aşerme ve duygusallık dışında her şey yolunda. Onlar normal. Şimdi bebeğiniz büyüdüğü için ihtiyaçları da artıyor. Yani bu dönemde biraz fazla yemek yiyebilirsiniz. Fakat bakın günde muhakkak 2 veya 3 porsiyon meyve, bir avuç kuru yemiş, dönüşümlü olarak et, balık ve süt ürünleri, özellikle yumurta. Bunlara dikkat edin. Yani protein çok önemli. Evet, zaten bol bol yemek yiyorum, bol bol su içiyorum. Merak etmeyin. Siz çok iyi bir anne olacaksınız Lale Hanım. Kaprizsiz anne adaylarımızdan. Yani kilo almaktan korkmayan nadir anne adaylarımızdan hatta. Ha, kilo demişken öyle her şeyde löp löp yemeyin. Çünkü ilerleyen aylarda biraz sıkıntı olabilir. Yemek yiyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Hepsini dengeliyorum. Harika. Tebrik ediyorum sizi. Babamız da desteğini esirgemiyordur umarım. Değil mi? Çünkü eş desteği bu dönemde çok önemli. Hem sizin için hem bebek için. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu süreçte ne gerekiyorsa yapıyorum. Çok iyi. Güzel. Lale Hanım, şimdi yürüyüşün dışında eğer spor düşünürseniz size pilates tavsiye edebilirim. Aa, süper, şahane olur. Pilates hem size iyi gelir, rahatlatır, hem de doğuma hazırlar. Hatta hastalarımın çoğunun gittiği bir yer var ve gidenlerin hepsi memnun. Öyle mi? Hatta şöyle ki bazen ben de katılıyorum derslere, grup dersleri de oluyor, çok eğleniyoruz. Ben size onları mesaj atacağım, merak etmeyin. Tamam, çok sevinirim. İyi o zaman, gelmişken şimdi bir bebeğimize bakalım, durumu nasıl? Bir iki fotoğraf çekeriz. Ondan sonra da zaten kan almak için laboratuvara geçersiniz. Olur. Süper. Ölçümlerimiz gayet güzel. Suyumuz da iyi. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Yalnız cinsiyetini yine göstermedi. Biraz inatçı sanırım. Hiç merak etmeyin. Bir dahaki gelişinizde daha detaylı bakacağımız için o zaman öğreniriz. Lale Hanım, benim de işiniz bu kadar. Zaten tahlil sonuçları için ben sizi tekrar arayacağım.
Tamam, teşekkürler Umut Bey. Rica ederim, buyurun. Hadi Lale, ben seni evine bırakayım. Kolay gelsin. Anneciğim ya, niye kendini göstermedin? Çok merak ediyorum seni. Artık ne kadar inatçısın, kime çektiysen. İnatçı olduğumu söylerler. Sana çekti yani. Yani bence erkek olacak. Bir anda öyle hissettim. Öyle mi hissettin? Yani bence öyle olsun istiyorsun. Ay ne güzel karpuzdu ya. Canı çektiyse alayım. Yok, evde vardır, evde yerim. Ya yoksa? Dur. Alalım. Samet'te yok şansımıza. Samet olmasın. Sen karpuz alamıyor musun? Ya yiyeceğim ne münasebet. Tabii ki alırım. Karpuz alacaktım. Seç bir tane abi. Usta alıyorum bunu. Lordumuz karpuz seçiyor. E tabi şirket yönetmeye benzemez. Ben de bunu alıyorum. En kendini seçmişsin abi. Hadi ya. Gidene kadar canı çekmesin diye bir dilimde sana kestirdim. Ay ne güzel. Güzel. Yalnız yine damlatmadan yersen. Hı? Boğulacağım biraz yavaş ya. Neden damlayacağım ki ben? Doğru düzgün yiyebilir miyim? Yemişim. Yok yok, ben istemiyorum. Bence de yemezsin. Hı? O kadar güzel ki. Lale şunu alır mısın? Hı? Damlıyor. Damlamıyor mu? Nerede? Damlıyor Lale. Tamam. Ama çok güzel. Tamam bitti. Ben eve gidene kadar biter mi diye düşünüyordum da bayağı hepsini yedin ya. Ama şimdi hamile olduğum için oldu. Çünkü normalde bu kadar çok karpuz yiyemem de. Ben sana birkaç dilim daha kestirip geleyim mi? Çok teşekkürler, bana yetti. Tamam ben hallederim var. Tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mendilini de kirlettim ama. Yok hiç problem. Ama dökmedim. Yok ben silerim orayı, tamam. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkma.